Merhaba sevgili takipçilerim. Sizlere sürekli bahsettiğim çorbalarımda, yemeklerimde kullandığım kereviz yapraklarını turşuma da koyduğumu söylemiştim. Şimdi beraberce koyalım. Kerevizini kullandım, kökünü, yapraklarını da bu şekilde turşumun içine atıyorum. Bu turşularımın ne turşusu olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi bahsedeyim. Burada karnabahar var. Ben yemek yaparken ya da kızartma yaparken karnabaharlardan birkaç dalını mutlaka turşuma atarım. Bunun içinde de normalde kornişon turşusuydu bunların üçü de. Kornişon turşumun içerisine elma olabilir. Mesela içerisinden size dilimlenmiş elmam kalmıştır. Kalan brokolimi de atmıştım. Lahana koymuştum. Karnabahar var. Gök domates koymuştum. Beyaz lahanayı salatada da kullanıyorum ben. Beyaz lahanayı kullandıktan sonra o kalan sert kısımlarını turşuma atıyorum. Bu şekilde attık. Ve kapağını kapatıyorsunuz. Kalan armut olur, üzüm olur. Turşunun lezzetini artırmak sizin elinizde. Turşunun içerisinde asma yaprağı da var. Bizim burada muşmula denir buna. Bu da turşunuzda acayip lezzet verir. Gökken içerisine atabilirsiniz. Daha çok olgunlaştığında yeriz bunu. Evet, bu turşumun tadına doyum olmuyor. Özellikle turşunun kendisini yemeyi sevmeyenler için turşumun suyuna herkes genelde bayılır. Turşu suyumu içmeyi çok severler. Kırmızı lahana da olduğu için bu turşumun içerisi kırmızı. Şimdi bu kırmızı lahanalı olan kırmızı turşumdan birazcık bardağa dökelim. Benimkisi çok tuzlu değil ama birazcık suyla gene de açacağım. Şöyle üzerine biraz su koyuyorum. Küçük oğluma da bundan içiriyorum. İçerisine de şöyle ince uzun kestiğim havuçları koyuyorum. Turşu suyumuzu içtikten sonra bunu zevkle yiyoruz kıtır kıtır. Evet, bir tane de şöyle limon takalım. Turşu suyumuz hazır. Şimdi Mert deniyor. Perfect.